Arafat'la bir araya geldiler. Renk farkı kalktı. Makam, mevki, şöhret, servet farkı kalktı. Hepsi eşit hale geldiler. Ve biz bunu göremiyoruz. Öyle bir asırdayız ki İslam'ın şu muazzam insanlık tablosunu insanlığa gösteremiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 2 milyon insan. 2 milyon insan Arafat tepesinde makam mevki farkı kapmış. Omuzlardan nişanlar, rütbeler sökülmüş. Herkes rengiyle, ırkıyla, soyuyla, sopuyla, hangi lisanı konuşursa konuşsun, hangi renge, hangi şekle, hangi millete mensup olursa olsun, hepsi gelmişler Arafat tepesinde, bir noktada birleşmişler, hepsi birden lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlar. Bir birlik manzarası kıydalanmış. İslam'ın gayesi bu zaten. Ve biz bunu anlatamıyoruz, insanlığa gösteremiyoruz. O kadar üzülüyorum ki Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını, bir futbol maçını, nedir bu futbol maçı? Görüyorsunuz son senede iyice çöplüğü çıktı bunun. Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını, bir maçını dünya nüfusunun yarısına seyrettirebiliyorlar. Eurovizyon sistemleriyle, televizyon sistemleriyle yeryüzü nüfusunun yarısına bir topun peşinde tepişen bir sürü adamın bacağını, hareketini, kapışmasını, dönüşmesini, birbiriyle vur patlat hareketini bütün insanlığa gösterebiliyorlar da biz Müslümanlar Arafat tepesinde dünyanın bütün Müslümanlarının bir arada sarmaş dolaş kardeş olduğu manzara ve tablosunu, bütün spor mücadelelerine dikkat ediniz. Olimpiyatlara dikkat edin, spor karşılaşmalarına dikkat edin. Milletlerin hırsı, kini ve intikamı devam ediyor. Kardeşlik gelmiyor kapıya. Kardeşlik olmaz. İşte bu hedef İslam'ın hedefidir. Makam fert farkı, mevki farkı, renk farkı, ırk farkı kalkıyor. Çin'den, Japon'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan, her taraftan gelen Müslümanlar getirdikleri mahalli elbiselerini çıkarıp bir tek elbisenin altında, bir tek kelime, bir tek iman, bir tek hakikat peşinde bir muazzam manzara meydana getiriyorlar. Ve biz bunu gösteremiyoruz. İnsanları birbirine kardeş yapacak sistem, insanları bir arada barış içinde yaşatacak nizam hangi nizamdır? Tek ama tek kelimeyle İslam'ın getirdiği hayat, İslam'ın getirdiği hayat nizamından başka insanlığa huzur getirecek vallahi ve billahi hiçbir kaynak kalmamıştır. Bunu böyle kabul etmek lazım. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bakınız, bugün kurban keseceğiz. Bir kurban kesme hadisesi var. Mükellef Müslümanlara Cenab-ı Hak bunu bir vazife olarak veriyor. Bu ne muazzam bir hadisedir? Keseceğiniz kurbanlara mutlaka yoksulları, fakirleri ortak edin diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Keseceğiniz kurbanlara evinizi, ailenizi, çocuklarınızı ortak edin diyor Hazreti Allah. Keseceğiniz kurbanlara konu komşunuzu, akrabalarınızı ortak edin diyor Hazreti Allah. Bu ne muazzam bir hadisedir. Ve üstelik bayram günlerinde oruç tutmayı, ağzını bağlamayı, ağzını bağlayıp oruç tutmayı da yasak ediyor. Şu kurban bayramı 4 gündür. Bu 4 gün içerisinde oruç tutan Müslüman Allah'a itaat etmiş değil, Allah'a isyan etmiş kabul ediliyor. Bu 4 günde oruç tutanları Allah-u Teala kabul etmiyor,
oruç tutmayacaksınız. Ağzınız açık bulunacak. Birbirinize gidip geleceksiniz diyor Mevlamız. Sen ona gideceksin, o sana gelecek. Komşular, insanlar, Müslümanlar, kardeşler, akrabalar, birbirinize gidip geleceksiniz. Size gelenlere siz yiyecek ve içecek ikram edeceksiniz. Sizin gittiğiniz evlerde onlar size ikram edecekler. Oruçlu olursanız ben oruçluyum der kenara çekilirsiniz, sofrasına oturamazsınız, kaynaşamazsınız, yiyip içemezsiniz, anlaşamazsınız, kalbiniz ısınmaz, bir araya gelemezsiniz, kaynaşamazsınız diye Allah-u Teala bayram günü oruç tutmayı haram etmiş bulunuyor. İslami hüküm. Bu sistemi kim koyabilecek? Allah'ın dininden başka bizi